Basından da sık sık okumaktayız. Bir düğün yapılıyor ve düğünde eğlenmek amacıyla havaya ateş ediliyor. Orada bulunanlardan bir kişi yaralanıyor veya ölüyor. Ya da kırmızı ışıkta alkollü şekilde karşıdan karşıya geçerken bir yayaya çarparak ölümüne neden oluyor. Acaba bu durumlarda insan bilerek ve isteyerek mi davranıyor? yoksa sadece dikkatsiz ve özensizlikle mi davranıyor? İşte bütün bu sorunları suçun manevi unsurları bağlamında tartışacağız. Suçun manevi unsurlarına ilişkin açıklamalarda ise iki temel konuyu ele alacağız. Kasten işlenen suçlar, taksirle işlenen suçlar. Kast ve taksir Türkiye'de geleneksel olarak suçun manevi unsurlarında ele almaktadır. Biz de öyle yapacağız. Peki, kasten işlenen suçlar dediğimizde kasttan ne anlamamız gerekir? Bunun için Türk Ceza Kanunu'nda kast suçun bilerek ve istenerek gerçekleştirilmesi şeklinde bir tanım yapılmaktadır. Ancak bu tanım belirli bir kast türü için geçerlidir. Buna doğrudan kast diyoruz. Türk Ceza Kanunu'nda başka bir kast türü olan olası kastında tanımı bulunmaktadır. O halde olası kasta kas kapsamında yer alacaktır. Ancak kas dışında da suçun manevi unsurlar vagonunda başka manevi unsurlar var. Söz gelimi hırsızlık suçunda. Malın faydalanmak amacıyla alınması yani belirli bir amacın bulunması bazı suçlarda kastın yanı sıra bulunması gereken bir manevi unsurdur. Deminki hırsızlık örneğinde eğer malın alınmasında kişinin faydalanma amacı yoksa bu durumda hırsızlık gerçekleşmez. Şimdi öncelikle kast konusunu ele alalım. Kast biraz önce de değindiğimiz üzere Türk Ceza Kanunu'nda tanımlanmış. Peki kastın kapsamında neler yer almaktadır? Bunu öğrenmemiz için Yine Türk Ceza Kanunu'nun 30. maddesi var. 30. maddesi şöyle bir düzenleme içermekte. Suçun maddi unsurlarını bilmeyen kişi kasten davranmış olmaz. Yani eğer maddi unsurları bilmiyorsa kast kalkacaktır. Peki maddi unsurlar kapsamında ne var? Bunu daha önceki videolarımızda maddi unsurlar vagonu ile ilgili videolarımızda anlatmıştık. Ne vardı orada hemen hatırlayalım. Örneğin suçun konusu. Diyelim ki hırsızlık suçunda kişi aldığı malın başkasına ait olduğunu bilmelidir. Eğer o mal başkasına ait değilse o zaman hırsızlık olmayacaktır. Hata bahsinde göreceğiz ama burada hemen örneğini verelim. Kişi kendisinin zannederek başkasının cep telefonunu aldı söz gelimi. Burada hırsızlık suçu olmaz. Bu cep telefonu örneği günlük hayatımızda sık sık olabilir. İnsanlar masanın üzerinde telefonlarını bırakıyorlar ve telefonlar model olarak birbirine benzediği için kendisini zannederek başkasının telefonunu alıyor. İşte burada hırsızlık suçunda olması gereken başkasının malını bilerek almak unsuru gerçekleşmiş olmayacaktır. Yine diyelim ki gardıroba birçok palto asılmış. Yine kişi burada kendini zannederek aynı renkteki bir paltoyu alıp giyerek gider. İşte burada da bilme unsuru gerçekleşmemiştir. Kişi hırsızlık suçundan dolayı sorumlu tutulmaz. Yine suç kastı kapsamında maddi unsurlar bağlamında neler vardı onları aklımıza getirelim. Bunların hepsi failin kastının içerisinde bulunması gerekir. Söz gelimi neticeli suçlarda, kasten insan öldürme suçunda failin ateş ettiği varlığın, canlı varlığın insan olduğunu bilmesi gerekir. Yine neticeli suçlarda hareket ve netice arasındaki nedensellik bağı bakımından da bir bilgisi olması gerekir. Burada bir örnek vermek istiyoruz. Örneğin bir olayda Fail mağduru boğmak üzere dereye atıyor. Fakat mağdur dereye atılırken derede boğulmadan önce kafasını oradaki kayaya çarparak ölüyor. Nedensellik bağındaki bu tür önemsiz sapmalar failin kastını etkilemeyecektir. Bazı durumlarda mağdurun vasfı veya failin vasfı da kastın kapsamında olmalıdır. Söz gelimi kamu görevlisine Görevinden dolayı hakaret. Bu durumda failin hakaret ettiği kişinin kamu görevlisi sıfatını taşımasını bilmesi gerekir. Aynı şekilde bir suçta failin belirli bir hukuki niteliğe sahip olması gerekiyorsa bunu da failin kastının kapsamında olması gerekir. Diğer yandan suçun nitelikli halleri de yine kast kapsamında bulunması gereken bilgiye dahildir. Hukuka uygunluk sebeplerinin maddi koşulları da kastın kapsamına dahil olan hususlardandır. Şimdi biraz da kastın kapsamına dahil olması gerekmeyen hususlar nelerdir? Onların üzerinde duralım. Bunların başında objektif cezalandırılabilme şartları gelmektedir. Objektif cezalandırabilme şartları nedir? Suç bütün unsurlarıyla tamamlanmasına rağmen bazı durumlarda kanun koyucu, o davranışı cezalandırmak için başka bir koşulun daha meydana gelmesini istemektedir. Bu koşulun meydana gelip gelmemesi bakımından failin bir bilgisi veya isteği var mı yok mu diye araştırılmamaktadır. O nedenle bunlara objektif cezalandırabilme koşulları denmektedir. Bir örnek verelim. Hileli iflas suçu. Hileli iflas suçunun olması için bir iflas kararının verilmesi gerekir. Bu iflas kararını ise bildiğiniz üzere mahkeme vermektedir. Bu mahkemenin bu kararı vermesi veya vermemesi failin isteğine bağlı değildir. Çünkü sonuçta buna mahkeme karar vermekte. O nedenle bu tür suçlarda objektif cezalandırabilme şartı bakımında fail bunu biliyor mu, istiyor mu araştırması yapılmamaktadır. Aynı şekilde şahsi cezasızlık sebepleri veya cezayı kaldıran şahsi sebepler bakımından da failin bilgisi var mı, yok mu, bunları istiyor mu, istemiyor mu diye bir araştırma yapmamaktayız. Eğer bir şahsi cezasızlık sebebi varsa fail bundan yararlanmaktadır. Doğrudan kas bakımından iki unsurun varlığı gerekir demiştik. Bilme ve isteme unsuru. Bazı durumlarda fail özel olarak bir amaca yönelik hareket ederken bu bağlamda başka neticelerinde meydana gelmesi adeta muhakkaktır. İşte bu diğer neticeler bakımından da failin doğrudan kastı vardır demekteyiz. Bir örnek verelim. Fail bir uçağa bomba koyar. Aslında amacı uçaktaki belirli bir yolcuyu öldürmektedir. Fakat diğer yolcuların da ölmesi adeta muhakkaktır. İşte bu bakımdan diğer yolcular yönünden de öldürme bakımından fail doğrudan kasta hareket ettiği kabul edilmektedir. Failin belli bir amaçla hareket edip belli bir neticeyi gerçekleştirmek istemesi ancak bu neticenin yanı sıra başka neticelerinde muhakkak denebilecek ölçüde gerçekleştiği olaylara diğer bir örnek tarihte yaşanmış bir olay vermek istiyorum. O da şöyle gerçekleşmiş. Bir gemi sahibi, bu ticari bir gemi, sigorta parasını almak için gemisini batırmak ister. Bunun için gemiye güçlü bir bomba koyar. Yapılan plana göre gemi okyanustayken patlayacak ve batacaktır. Böylece herhangi bir şekilde bir iz delil kalmayacaktır. Geminin sahibi bu bombayı koyarken geminin okyanusta batacağını ve burada bulunan mürettebatın da muhakkaka yakın bir şekilde ölebileceğini bilmektedir. İşte asıl amacı gemiyi batırmak ve sigorta parasını almak olmasına rağmen bu gemi batırmaya muhakkak ölçüde bağlı diğer neticeler bakımından da doğrudan kasla hareket ettiğini kabul etmek gerekir. Bu konuda Diğer bir örnek olay şu şekilde gerçekleşmiştir. Fail kahveye girmekte ve kahvede bir masada 4 kişi oyun oynamaktadır. Fail bu masada oyun oynayanlardan sadece bir kişiyi öldürmek istemektedir. Ancak fail öyle bir mesafeden öyle bir şekilde ateş etmektedir ki sadece öldürmek istediği kişi değil onunla oyun oynayan diğer kişilerin de ölebileceği adeta muhakkaktır. İşte bu durumda öldürmek istediği kişinin yanında bulunan diğer kişilerden biri veya birkaçı da ölürse bunlara karşı da kasten insan öldürme suçu doğrudan kasla işlenmiş sayılacaktır. Eğer bu kişilerden bazıları ölmemiş, ağır şekillerde yaralanmışsa bu durumda da suça teşebbüs söz konusu olacaktır. Doğrudan kas suçun maddi unsurlarının bilinmesi ve bu unsurların gerçekleştirilmesine yönelik irade, isteme iradesidir dedik. Peki hangi suçların doğrudan kasla ve hangi suçların olası kasla işlenebileceğini nereden anlayacağız? Olası kastı daha sonra açıklayacağız. Ancak burada şimdiden bazı suçların sadece doğrudan kasla işlenebildiğine özellikle altını çizmemiz gerekir. Bazı suçlarda şayet bilerek bilmesine rağmen gibi ifadeler yer alıyorsa bu suçlar ancak doğrudan kasla işlenebilir. Eğer biz bir suç tipini okuduğumuzda şayet böyle bir ifade geçiyorsa yani bilerek bilmesine rağmen gibi o durumda Hemen bu suçun sadece doğrudan kasla işlenebileceğini kabul etmemiz gerekiyor. Buna bir örnek verelim. Örneğin iftira suçu. İftira suçunda fail mağdurun suçsuz olduğunu bilmesine rağmen bir suç isnadında bulunması gerekir. Eğer böyle bir bilgisi yoksa bu durumda iftira suçu olmayacaktır. Böylece Türk Ceza Kanunu'nda tanımı yapılan doğrudan kastı ve doğrudan kastın bilme ve isteme unsurlarını görmüş olduk. Ayrıca doğrudan kast kapsamına hangi unsurların gireceğini örneklerle açıklamış olduk. Doğrudan kast konusunu bitirmeden önce özellikle bir konunun altını çizmek gerekir. Kast ve taksir haksızlığın birer gerçekleşme şeklidir. Kast bir kusur türü değildir. Kişinin bilerek ve isteyerek davranması başka, kişinin bilerek ve isteyerek işlediği bir suçtan dolayı kınanması başka bir husustur. Bu kınama yargısı kusura ilişkin bir değerlendirmelidir. Halbuki kas ve taksirde kişinin kusurlu davranıp davranmamasıyla ilgili bir değerlendirme yapılmamaktadır bu konuları daha sonra kusurluluğu kaldıran veya etkileyen hallerde özel olarak göreceğiz. Şu anda aklımızda tutmamız gereken şey kas ve taksirin bir kusur türü olmadığı. Böylece doğrudan kas konusunu tamamlanmış bulunmaktayız. Bundan sonra olası kas ve özellikle olası kastın bilinçli taksirden hangi ölçütlere göre ayrılacağını işleyeceğiz.